Merhaba dostlar. Bugün size mükemmel bir video düzenleme aracı göstereceğim. Oldukça basit, kullanımı da oldukça basit ve en güzel yanı tamamen ücretsiz bir video düzenleme aracı. Windows 7, 8 ve 10'la tamamen uyumlu şekilde çalışan bu video düzenleme aracını şimdi size vereceğim adrese girerek bilgisayarınıza indirmeniz yeterli. Devasa bir boyutu yok. Oldukça da küçük boyutlarda. İnternet aracınıza icecreamapps.com yazacaksınız. Enter diyeceksiniz. Karşınıza geliyor zaten video editör diye. Hemen tıklıyorsunuz. Tabii söylemeden geçemeyeceğim. Türkçe desteği de var. Sitede bu size gösterdiğim video editör kısmına girdikten sonra şu sağdan üstten tabii ki Türkçe de yapabilirsiniz siteyi. Gördüğünüz gibi videoyu birkaç dakika içinde videolarınızı düzenlemenize hem videolardan hem de fotoğraflardan yenilerini oluşturmanıza olanak veren kullanım kolay Windows için ücretsiz video düzenleme yazılımı. Yani benim dediklerimin aynısı aslında. Çok kolay kullanımı ve acele işiniz var. Bir video düzenlemeniz gerekiyor veya bir video oluşturmanız lazım. Bir slide gösterisi oluşturmanız lazım. İnanılmaz basit. Bu sayfaya girdikten sonra hemen ücretsiz indir diyorum. Gördüğünüz gibi 55 MB'lık bir boyut var. Yani hiçbir şey değil. 55 MB çok küçük bir boyut. Bir video düzenleme aracı için. Lisans zaten ücretsiz. Dosyasını indirdikten hemen sonra bir kere tıklıyorsunuz. Kurulum dilini seçiyorsunuz ki Türkçe desteği var dediğim gibi. Bu en güzel yanlarından. Tamam diyorsunuz. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri diyorsunuz. İleri diyorsunuz ve masaüstüne simge oluşturursun ve kodek yüklensin. Bunları isterseniz işaretleyip isterseniz işaretini kaldırabilirsiniz. Masaüstü simgesi oluşturursun diyorum. İleri diyorum ve kurun diyorum. Kurulumu çok kısa sürüyor malum. Boyutu da oldukça düşük. Kurulum bittikten sonra bitti diyorum. Gördüğünüz gibi masaüstüne programın kısa yolu geldi. Bu kısa yola ben iki kere şöyle çift tıklarsam karşıma Icecream Video Editor'un arayüzü çıkıyor. Sırasıyla bütün özelliklerine bakacağız beraber şimdi. Bu video düzenleme programı gerçekten bizim işimize yarıyor mu? Şuraya ben iki tane video, bir tane görsel ekleyeceğim bakalım. Şöyle bir videom var mesela. Bir dosya daha eklemek istiyorum. Tasarımcıda giriş introsunu ekleyeceğim. Mesela şu videomun giriş introsunu almak istiyorum. Başını ve sonunu belirlemem yeterli. Aynı zamanda klavyemden sağa sola tuşlarıyla da başı ve sonu belirliyorum. Intronun sonunu ayarlayacağım. Şöyle yeterli. Bitti diyorum. Ve artık jeneriğim hazır. Jenerik kısmını aldım sadece. Bakın. Şimdi jeneriği aldım ve bunun şu videoya geçerken tak diye geçmesin de efektli geçsin istiyorum. Ortasındaki artı simgesine tıklarsam o iki tane görselin veya videonun arasına geçiş koyabiliyorum. Silmek dersek eğer. Bakın şöyle bir geçişli efektiyle geliyor. Dilersek bunu istediğimiz zaman şu arayı ikisinin arasına tıklayarak değiştirebiliyoruz. Mesela aşağı kaydırarak olmasını sağlayabiliriz. Oldukça iyi. Burada birbirinden güzel geçiş efektleri var. İstediğiniz birini seçip videolarınız veya görselleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Mesela şuradan şu videoyu tekrar eklersem eğer şu geçişe de farklı bir şey ekleyebilirim. Bu sayede ne olacak? Geçişler ben nasıl istersem o şekilde ilerleyecek. Jeneriği koydum, bir video koydum diyelim. Şunu tekrar kaldırıyorum. Genel ayarlardan başlamak istiyorum şimdi. Şurada genel ayarlarda neler var? Ton var. Yani videomuzun tonunu belirleyebiliyoruz. Doygunluğunu belirleyebiliyoruz ki biraz daha renkli olsun istersek bunu kullanabiliriz. Kontrast bastığını arttırabiliriz. Daha net, daha keskin bir video olsun ya da görsel olsun istiyorsak. Parlaklığı da eğer çok kullandığınız görselde ışık azsa ışık kısmını kullanabilirsiniz. Videonun hızını belirleyebiliriz. Mesela ben çok hızlı, ben 2 kat hatta 3 kat olsun istiyorum. Bakın ne olacak şimdi. Bayağı hızlı oldu. Peki yavaş yaparsak? Yavaş çekim efekti yapabiliriz. Peki hızı normale döndürelim. İstersek altı üstünü çevirebiliyoruz. Sağlı sollu çevirebiliyoruz. Veya döndürebiliyoruz videomuzu. Ki döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi arkaya bulanık olarak telefondan falan çekildiyse bulanık olarak aynı videodan geniş bir şekilde koyuyor ki göze hoş gözüksün. Gayet mantıklı olmuş buradaki bütün ayarlar. Yani tam da ihtiyaç olabilecek ayarlar var. Yani bu arada varsayılanı da sıfırlayabiliyorsunuz isterseniz. Yani yaptığınız ayarlardan memnun kalmadıysanız. Ses diyelim. Ses düzeyini arttırabilirim. Yani normalde %100 iken %200'e kadar arttırabiliyorum. Yani bu sayede mesela fon müziği koyacaksınız ki hemen yapalım. Mesela altına müzik eklemek istiyorum. Eklediğim alt fon müziği seçiliyken şuradan ses diyorum. Alt fon müziğini ekledikten hemen sonra müziğin sesini %10'a kadar azaltıp normal video akışında fon müziği olarak kullanmayı da sağlayabiliyorsunuz rahatça. Hafif bir şekilde fon müziği duyulurken videoda normal akışında devam ediyor. Tabii ki bununla bitmiyor. Mesela döngü sesi dersek eğer buraya ben kaç tane video eklersem ekleyeyim bu ses sürekli devam edecektir. Yani bu şu anlama geliyor. Örneğin video süreniz 10 dakika ama fon müziğin sadece 1 dakika. Ne yapıyorsunuz? Sesi seçtikten sonra
şuradan döngü sesi diyorsunuz ve video süreniz ne kadar uzun olursa olsun bu 1 dakikalık müziği, alt fon müziğini tekrarlıyor. Alt fon müziğiniz dilediğiniz uzunlukta olmuş oluyor. Hemen solunda da gördüğünüz gibi bir döngü işareti var. Aynı zamanda bu sese eklediğiniz efektlerin tabii ki videoda da var. Mesela videoda genel dedik, genel kısmını gösterdim. Ses kısmını göstereyim. Bu ses kısmını işaretlediğimizde herhangi bir videoda veya herhangi bir seste ses efekti verebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çizgili sincap, yankı, koro ve robot sesi gibi fon müziğini veya kendi konuşma sesinize de uyarlayabilirsiniz. Ben şuradan mesela çizgili sincabı seçiyorum kendi videom için. Diyelim ki bu efekti vermek istiyorum. Videomu, konuştuğum bir sahneyi bulalım. Oldukça eğlenceli bir efekt. Aynı zamanda yankı var. Bakın. Şiir falan okumak isterseniz oldukça iyiymiş. Aynı zamanda koro var. Ses böyle gidip geliyor, böyle alçalıp yükseliyor falan, değişik bir efekt. Robot ses efekti var falan, yani buradaki bütün ses efektlerini kullanabilirsiniz. Orijinal sesi koruyabilirsiniz ve orijinal sesi eklenen film müziğini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kes kısmına geliyorum. Kes kısmında da yani az önce uyguladığım gibi dilediğim videonun dilediğim kısımlarını kesebiliyorum. Ve bu tabii ki yani kesme işlemi bir işlem süresi gerektirmiyor. Kes dediğim gibi direkt kesiyor. Dilersen de Ctrl Z yapıp hemen geri alabiliyorum yaptığım işlemi. Kırp kısmına gelirsek eğer, sığdırmak için ölçek kırp. Dilersem şuradan kırp diyebiliyorum. Videonun sadece istediğim kısımlarının gözükmesini sağlayabiliyorum. Ha, burada en boy oranını koruyor. Eğer en boy oranını korumasın, ben istediğim şekilde kırpmak istiyorum derseniz de şurayı işaretlemeniz yeterli. Siz kırparken arka planı da bulanıklaştırmasını istiyorsanız, yani yine belirlediğiniz ebatlarda kalmasını istiyorsanız bulanık arka plan diyebilirsiniz veya bulanık arka planı iptal edebilirsiniz. Aynı zamanda sığdırmak için ölçeklendir gibi bir şıkkımız da var. Metin diyorum. Metin kısmında da eğer istersem videoma metin ekleyebiliyorum. Şuradan herhangi bir tane seçelim. Cowboy var mesela. Wild var, şu güzelmiş. Tasarımcı dayı yazıyorum. Buradaki sadece font değil aynı zamanda efekt. Mesela book dediğim zaman berry dersem. Cowboy var. Klasik var. Gördüğünüz gibi buradaki bütün efektleri ve yazı stillerinde kullanabilirsiniz. Gayet de güzelmiş. Tabi burada yazının boyutunu veya geliş gidiş hızını da ayarlayabilirsiniz. Filtreler kısmına geçiyorum ve videomuza dilediğiniz, şuradaki gördüğünüz, istediğiniz efekti hızlı bir şekilde verebiliyorsunuz. Bu arada şu çok hoşuma gitti. Performansı, yani bu video düzenleme aracı basit ve boyutu da küçük olduğu için inanılmaz rahat çalışıyor. Eski film. Sepya, nostaljik, pop sanatı, teleskopik bulanık, bulanık veya siyah beyaz. Buradaki birçok efekti kullanabilirsiniz. Bölünmüş ekran. 19 tane filtresi var burada. Bu filtrelerden dilediğinizi seçip anında uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bir efekt uyguladığınızda sol altına şurada gördüğünüz gibi efektin simgesi geliyor. Buna tıklıyorsunuz ve buradan dilediğiniz gibi tekrar efekti düzenleyebilirsiniz veya sıfırlayabilirsiniz. Bunların dışında şu yukarıda gördüğünüz gibi dosyalarımı ekledim. Tüm dosyaları sağ tık yaparak kitaplıktan kaldırabiliyormuşum. Renk ekle diyorum ve şuradan bir renk eklemek istiyorum. Mesela şunu, şu rengi eklemek istiyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi geldi direkt. Bunu alıp istersem istediğim kısma ekleyebiliyorum. Bunu belki bir ara geçiş olarak bile kullanabilirim. Ne kadarmış? Bu 5 saniyeymiş. Aynı zamanda sağ altında görüyorsunuz, saniyesi de gözüküyor. Ben bunu 2 saniye yapacağım ve bir geçiş yapacağım. Mesela beyaza soldur diyeceğim ve siyaha soldur diyeceğim. Bakalım ortaya ne çıkacak. Gördüğünüz gibi bir renk geçişiyle. Uzaklaştır ve yakınlaştır yapıyorum. Bir de böyle deneyelim. Böyle güzelmiş. Bu şekilde renk dilediğim gibi kullanma şansım var. Şuradan gördüklerinizi tabii ki kategorize edebiliyorsunuz. Videolar diyebilirim, görseller sadece gözüksün diyebilirim ya da müzik, ses dosyaları gözüksün diyebilirim. Veya dosyalarım arasında burada hemen arama yapabiliyorum hızlı bir şekilde. Dosyaların ne şekilde gözükeceğini de, yani böyle daha mı yakın, daha mı sık gözüksün, bunu da belirleyebiliyorum. Şuradan videomun ne şekilde gözükeceğini ayarlıyorum. Ve tüm projelerimi şu benim projelerim kısmında görebiliyorum. Görüyorsunuz benim projelerim diye. Direkt tıklıyorsunuz, görüyorsunuz. Burada yeni proje oluşturabilirsiniz isterseniz. Zaten yeni projeyi anında oluşturuyor. Yine benim projelerim kısmına gelip
Eski projenize de giriş yapabilirsiniz. Şuradan ayarlara bakıyorum. Ayarlarda dil ayarımız var. Otomatik kaydetme. Bu çok iyi bir özellik çünkü çoğu zaman bir hata alabiliyoruz ya da bilgisayarımızda bir problem çıkabiliyor. Çalışma dosyamızı kaybetmemek adına çok iyi bir önlem olmuş bu. Otomatik kaydetme. Bunu her 5 dakikada bir, dakikada bir istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Güncellemeleri otomatik kontrol etsin mi? Yazılım kod çözücüsünü kullansın mı? Donanım kodlayıcısını kullansın mı gibi seçenekler var. Bunları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamam diyorum. Buradan zaman çizelgimi temizleyebiliyorum istersen. Yaptığım videoyu tam ekran görebiliyorum. Diyelim ki videomu hazırladım, bütün işlemlerim tamam. Videoyu dışarı aktara tıklıyorum hemen sağ üstten. Proje adımı yazıyorum. Nereye kaydedeceğimi belirliyorum ve formatımı, yani video kaydedeceği formatı belirliyorum. İstersen buradan HD, Full HD veya 4K'ya kadar tabii ki ebatları, video ebatını belirleyebilirim. Ben 1920x1080 uygun görüyorum. Kalitede yüksek olabilir, düşük olabilir eğer daha düşük boyutlu bir video istiyorsanız. Yüksek olarak kalsın diyorum ve dışa aktar diyorum. Dilersen bittikten sonra bilgisayarın kapanmasını sağlayabilirim burada. Gördüğünüz gibi bunu işaretlersem video kaydedildikten sonra bilgisayarı kapatmaya çalışacaktır. Eğer açık bir program yoksa tahmini süreyi de gösteriyor. Gördüğünüz gibi 30 saniye sürecek diyor render almamız. İlk izlenimim arayüzü gayet kullanışlı. Program derseniz ücretsiz zaten. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İçerisindeki fonksiyonlar oldukça işinize yarayacak ve kullanılabilir fonksiyonlar. Size sundukları inanın birçok ücretli programda yok. Video oluşturulduktan sonra tebrikler, yeni videonuz oluşturuldu ve yüklemeye hazır diyor. Burada ben istersem bu videoyu Google Drive'a yükleyebiliyorum veya YouTube'da yayınlamak için YouTube'a yüklenmesini sağlayabiliyorum veya Dropbox'a yükleyebiliyorum. Videomu hazırladım, bitirdim. YouTube'da mı yayınlayacağım? YouTube'a tıklıyorum ve YouTube'a yüklemeye başlıyor. Sadece sizden giriş istiyor, o kadar. Açık dosyaya tıklarsam videonun kaydedildiği yere açacaktı. Hemen tıklayıp kaydedilen videomu izleyebiliyorum, görebiliyorum. Çok basit bir şekilde videomuzu kaydetti. Peki toparlayacak olursak Ice Cream Video Editor bize ne sunuyor? Birçok video editöründe olduğu gibi zaman çizelgemiz var. Geçiş efektlerimiz var. Videoların dilediğimiz kısmını kesme var. Efektlerimiz var. Kırpma özelliğimiz var. Ses ekleyebiliyoruz. Başlık ekleyebiliyoruz ve aynı zamanda sadece videoların değil görsellerinde kontrastını, renk doygunluğunu vesaire ayarlayabiliyoruz. MP4, AVI, MOV, JPEG, PNG gibi bütün formatları destekliyor. Eklediğiniz bütün videoları, görselleri dilediğiniz gibi çevirip döndürebiliyorsunuz. Videonuzu kaydederken kalitesini belirleyebiliyorsunuz. Görüntü boyutunu ayarlayıp istediğiniz gibi Dropbox, Google Drive veya YouTube üzerinde yayınlayabiliyorsunuz. Tabii gösterdiğim gibi sesleri kişiselleştirme gibi özellikleri de var. Bu yazılımı öneriyorum çünkü ücretsiz. Programı açmanızla öğrenmeniz bir olacak. Çünkü kullanımı gerçekten çok basit. İşinizi görebilecek bütün fonksiyonlar içerisinde mevcut. Video açıklamasında da verdiğim adresten icecreamapps.com üzerinden hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Tasarımcı Dayı'nın bu bölümünde size tamamen ücretsiz ve kullanımı kolay bir video editörü gösterdim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.